Erişan ettiniz futbolu ya. Seyrederlikten çıktı futbol ya. ya Midesi bulanıyor insanın zaman zaman ya. ya. Bu ülkenin, bu ligin liderinden bahsediyoruz. Ya, Kemal tamam, abi liderinden, İstanbul Depresyonu'nda da farklı ha, bir taktiği vardır yani, Abdullah Bu içinde. mu taktik? Topa hakim, tak hakim olmak. Topa hakim olmak. Topa hakim oldu. Rakibe topu vermemek. Ha. Topu rakibe vermemek. Verdiğin zaman ne oluyor? Adam geliyor, de pozisyon buluyor, bilmem ne yapıyor. Ha. Belki o, onu bildiği için vermeye çalışıyor Kemal abi. Verse belki daha kendisi daha yararlı olacak kapıp kapıp. Fenerbahçe'nin belki Aynen. o günkü oyun yapısı o kadar güçlüydü ki Hı. o gücü ancak ayağa pas yaparak öldürmeye çalıştı yani. Neyse devam edelim. Fenerbahçe cephesinden. Ya İsmail Hoca Mesut Özil'in düşmanı mısınız siz ya? kaç maçtır oynamamış adamı bu maçta 85. dakikada oyuna sokuyorsunuz. Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi ya? 55'te sok. Oynayamazsa, koşamazsa, bir şey gösteremezse, "Ha buyurun yazdınız, çizdiniz, konuştunuz, buyurun." de. Ayıp ama. Devamla. Fenerbahçe'nin golünü kim attı? Zais. Öyle mi? Evet. Hem de kafayla. Değil mi? Evet, Hiç evet. yani. 92. dakikada yerini Ozan'a bırakıyor. Ya Allah aşkına makara mı geçiyorsunuz milletle ya? 90. dakikada Ozan'a bırakıyor abi yerini. Hayret bir şey ya. Ozan'a da ayıp. Gelelim öbür tarafa. Cornelius. Hiç yoktu bence. Yoktu. Canil'in 65'te girmesi yani tamam. Daha erken girebilirdi ikinci yarı. Ee, sonra Bakasetas çıkıyor. Oyuncusu, Yerine... oyuncusu elinde yok fazla. Hamsik gibi bir oyuncuyu aradılar. Fenerbahçe Valencia ve Ferdi'yi aradı. Doğruyu konuşalım. Ama Hamsik'siz orta saha Şu Trabzon'un çok yedeklerini değil. bir çıkarsanıza. Trabzon'un yedeklerinde çok oyuncu yok böyle. Ben söyleyeyim Giren mi? Erce, Erce, Kaleci. Hüseyin, Berat ki girdi. girdi. Tronsen, Koyta o da girdi. Yusuf, Canini girdi. Yunus, Kovasi Var Sankan. ekranda zaten görüyor isyanlarımız e var ama bir gerçek var ki bu bunların hepsi yeterli değil. Peki kimler yeterli abi? Ya orta sahada önemli oyuncuları var. Bir tek Eksik yani. yok abi. Yet, o, e, önemli olan. Dorukan yok sakat. Kim? Dorukan oynuyordu. Dorukhan, çok başarılı. Sağ bek oynuyor, e de oynuyor. Stoperde. Orta sahada oynuyor. başarılıydı. Evet. Yani. En önemlisi iki stoperi yok. Hugo, Hugo yok bir defa. İki stoperi yok. Ama olanlar Hugo gibi kim? olanlar devşirme bir tek Ahmetcan Yeni stoper sol stoperde oynadı. Çok hayır, başarılıydı. Hayır, yedekte olanlar, yedekte. Nasıl? Yedekte olanlara bakalım. Tronsten sol bek oynayacak. O yerinde oyuncu var. Yunus Mallı çok tamam. tercih ediyor. Yusuf Erdoğan belki kanat oyuncusu olabilir. Koas'yi aldı zaten, Koytay'ı aldı, Canini'yi aldı. Serkan Sağbek ve 11 kişi 10 kişi oynuyorsun. E tamam, üstelik. Ama işte maalesef kadroyu fazla değiştiremedi. Ya, 11 kişi 10 kişi oynuyorsun. Çünkü 1-0 öne geçmişsin. Onu koruma psikolojisine girdi. Ya. Öyle <laughs> olmasına rağmen. <laughs> Ki yani ikinci yarıda da direkten dönen çok kötü bir vuruşu var bak Bu olsa <laughs> evet. belki maçı kazancı. Ha tabii. İşte zaten öyle. Yani pozisyon bir buçuk. Yok zaten öyle yok. Evet. evet. İkisinde de vakame var. Fenerbahçe'ye bakınca dediğim gibi 85'te Mesut ayıp edildi. 92'de de Ozan ayıp edildi. Bana göre. Ben Fenerbahçe'yi 10 kişi oynarken fizik olarak çok beğendim. Çok. Rakibe yaptığı önde baskı. Hiç Fenerbahçe takımı 10 kişiymiş gibi oynamadı. Tabii tabii. Orası Özellikle Crespo mu? O, o, orta sahada oynayan Crespo. Ha? Ya 3 kişilik koşuyor adam ya. Aynen öyle. Yani Şimdi Zey... tam maçı konuşurken PFDK sektöre açıklandı. Mert Hakan ve Poğaç. Hakaret sebebiyle sevk edilmiş. Kim? Poğaç da sevk edilmiş. Mert Hakan kırmızı kart görmüştü. O kırmızı Kim? Yok ya. O Mert da mı? Hakan düşündü? görmedi ya. Şey gördü. İrfan. Ee, İrfan. İrfan gördü. Mert Hakan ve Poğaç. Ha, Mert Hakan o şeyden kırmızıdan değil. Hakaret sebebiyle Hakan şimdi Hakaret sebebiyle. Poğaç ne hakaret etmiş çok merak ettim. Mert Hakan sert de orada. Belki belki görüntüden şunu tepki koyam göstermiş oldu. O hakem omuz attı biliyorsun. Evet. Arkadan geldi, omuzu evet. attı hakem. Hakem döndü bakıyor ne oldu diye. Aslında ondan dolayı e, sıkıntı yaşayabilir. Hakaret demek ki kenarda bazı şeyler söylediler hakaret. Yani rapora öyle girdiğine göre demek ki göre, öyle, açıklama o şekilde. Biz oraların duymadık. Çünkü bazı söylemlerde ama hakaret varsa zaten oyundan atılması lazım ya. Tabii. Maçtan sonra hakaretle olsa bile atılması lazım. <laughs> Tabii. Ben bunu anlamadım ki. Bu nasıl bir açıklamaya? Hakaret sebebiyle diyor. Hakaretin karşılığı nedir ya? Hakaret dediğine göre kime hakaret etti bunu? Bu arada Fenerbahçe'de o Twitter açıklamasından dolayı e, sevk e, Tamam. Değil Herhalde yani. Devre arası be. Ya bence bu açıklama yanlış. Mert Hakem hakeme serzışı bu hakaret. kırmızı Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle futbol disiplini talimatının 41. maddesi uyarınca. İyi de sevgili Cüneyt bu hakaret hakeme olmuştu. Hakemin evet. bu hakareti karşılığındaki şey cezası kırmızı karttır ya. Orada vermiyorsun burada laftan mı gidiyor? Maç bitti sağdan çıkmadığın sürece hakaret serbest mi? E bir tane attı ya. 90. dakikada maç bitti. Kenara geleyim. Hakem gelirken ağzıma geleni söyleyeyim. E bir tane attı da. Mu öyle şey da. Belki ya? de soyunma odası da yaptı bir hareket. Tozise. Bilmiyorsun çünkü poğaç için. Içirdiğine... Kime hakaret etmiş? Belirtmiyor Sevk'te. 41. madde diyor. Futbol disiplin talimatının 41. maddesi. yoruldum ya. Vallahi billahi. Yani Hukukçu gibi bu... olduk değil mi? Dünyada, Hukukçu gibi Vallahi olduk. Vallahi ciddi söylüyorum ya. <laughs> bu Futbol Federasyonu'nun verdiği cezalardan yani disiplin kurulu verdiği cezalardan bir şey yaptırsak, Lego falan yaptırsak birleştiremeyiz parçaları ya. Ee, Ali Koç ciddi ve ciddi Selahattin ciddi. Baki de yine Sevk'in denizlerinin arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç yöneticisi Hı. Selahattin Baki de. Seyledi. Maçtan ne sonra sevk şey edilecek. konuştu sadece ya. Ne olacak abi? Sevk edilecek de. Ceza alacak. Ee, evet. 15 bin lira para cezası. Geçmiş. Ali Bey konuşmuş mu maçtan sonra? Duymadık biz. Yok konuşması değil. Sıratın bakinin de yani var. herhalde o da soyunma odasına girerken bir şey söyledi. Sportmenliğe aykırı hareket ah, tamam ve işte. Twitter hakkında Ali Bey ve Twitter, o Twitter zaman... hesabındaki paylaşımı sebebiyle sevk bu aynı konuşmaları, aynı hareketleri, aynı yazılı demekleri özellikle yazılı. Yapsanız İngiltere'de bakayım. Başım abi İngiltere' da. doğru bir örnek değil ya. Çok doğru. Hayır niye biliyorsun Ochiok buraya gelmez öyle bir kural ee, Yani Niye gelmesin abi? Özel Futbol Federasyonu seçimle geliyorsun. İngiltere Federasyonu Türkiye'deki maçları yönetse ne olur acaba? İngiliz hakemlerle merak ediyorum. Tabii. Bir sezon Türkiye'deki Türk hakemleri bir kenara koysunlar. Türk meyakesini bir kenara koysunlar federasyonunun. <laughs> Gelsin İngiltere Futbol Federasyonu meyakesi ve hakemleri Türkiye'deki maçları yönetsin. Bakalım ne oluyor? Ee. Ya sonra mesela al bir ünlü Türk futbolcuyu. Türkiye'de her hakem düdüğüne gidip itiraz eden bir Tabii. futbolcuyu. Premier Lig'de oynat. Sesini hiç çıkarmaz hakem düdüklerine karşı. Doğru, söylüyorsun söylüyor yani, abi. O bizim debinde dedik ya öbür konuda. Toplumsal ahlak nasıl bizde e, 10 defa 20 defa yere yatıyor oyuncular kalkmıyorlar ah of oh, bilmem ne falan ama Premier Lig'de o maçları biz de izliyoruz hiç o kadar Başkan, çok yatan peki, yok.